Kandeyner kapağına geçmeden evvel. Ünlüler dünyasında birçok skandal yaşandı biliyorsun. Olay yaşandı. Aynen. Ve bu skandallarla ilgili senin yorumunu merak ettik. Ve VTR'miz yok, görüntümüz var. İlk olayımız şu. Biz yani konuşamıyoruz ki. Ya bir internet sitesi aslında bunu yıllar sonra tekrar çıkarttı değil mi? Böyle bir şey oldu. Geçmişteki mi? Onu sonra koyacağız. Bu başka bir şey. Bu başka. Bu genel hani bu yıl yaşananlar daha çok. Bu yıl yaşanan. Evet. Biz konuşamıyoruz artık o. Evet. Sende de var Bircan. Bir bak. Var mı bende? Var. Kaç numara? Bir verelim bakalım. Ha. İlk olay Hande Yener'le kavga varmış. Birisinin kavgası. Görüntümüzü verelim. Artaya bak geliyor. Evet, görüntü geliyor mu arkadaşlar? Bir sana söyleyelim, evet. Böyle bir kavga yaşandı. Şimdi barıştılar. Eskiden birbirlerine emojiler koyarlardı. Şimdi işte mutlu yıllar diliyorlar. Ne diyorsunuz? Yani ne diyeyim ki? Aslında cevabı verdim. Yani gerçekten hani ne diyeyim? Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü ikisi de zaten yıllardır bana göre hem danışıklı dövüşüklü hem de gerçekten birbirinden nefret eden iki star. Sevmiyorlar birbirlerini insanlar. Sevmiyorlar mı? Nefret ediyorlar birbirlerine. Canlı da bir sevim var mı acaba diye de merak ediyorum yani, gerçekten. Yani kusacak kadar birbirlerinden nefret ediyorlar. Ben ikisiyle de hani bu konuları konuştuğum için çok da yakinen biliyorum. Veya sen de aslında yakinen biliyorsun. Dolayısıyla kadar. Çok iyi. Kusacak kadar çok sen çocuğuna yani pislik emojisi, dışki emojisi koyuyorsun. Sen utanmadan da gidip onu nikah şahidi yapabiliyorsun. Veya yapmak isteyebiliyorsun. Yani ben şimdi o zaman buna duruş der miyim ben? Demet Akalın'ın duruşu duruş mu oluyor? Hande Yener'in o duruşu duruş mu oluyor? Hani idealist kadın ya Hande Yener. Hani ben reklam kadını değilim. Ben sanatçıyım. Ben yorumcuyum. Ben sesimle döverim diyen kadın. Ne oldu birden ya? Yoksa gündemden mi düştün? Yoksa konserlerine giden mi kalmadı? Yoksa Aleyna Tilki ikinizi de yerle bir mi etti? Ha? Hello Demet Akalın yine güçlüye nasıl sarılmış? Nasıl hemen sarılmış? Nasıl Aleyna Tilki'yi eve çağırmış? Ama bir şey söyleyeceğim. Acaba Aleyna Tilki mi sence Demet'i kullanıyor? Demet Akalın mı Aleyna Tilki'yi? Aslında biliyor musunuz? Aleyna Tilki onun 40 yaş üstü fanlarını da alıyor biliyor musun? Çünkü zaten onun fanları var. Çok büyük fanları var. 450 milyon mu ne? Tıklanması var. Aleyna Tilki. Tıklanması var. Artı aslında Aleyna Tilki çok akıllıca pisliği üstüne bulaştırmamak için hani düşmanını yakında tut derler ya, aynı düşmanını yakında tutuyor. Çok zeki bir kız. Zannediyor ki Demet Akalın ben zekiyim. Halbuki Aleyna Tilki zeki. Sen de çok kırgın olduğun, barıştığın birileriyle. Çok, bir sürü var. Birileriyle dedim, kimden bahsettiğimi biliyorsun. Ben bir sürü değil, ben bir... Barışın diye yırtındın. Şimdi bizim bir olayımız vardı, anlatayım. Yani. Bir arkadaşımız vardı. Artı o bir arkadaşımızla kavgalıydı. Tamam. Ve sürekli yazıyordu bir şeyler. Ve doğru şeyler de yazıyordu. O arkadaş beni aradı ağlayarak. Ne olur barıştır bizi dedi. Demet Akalın'dan ne olur bahsediyor. Dedi. Ben de barıştırdım ikisini. Demet Akalın'dan bahsediyor. Söyleyeyim. Ben bahsediyorum. Ben de barıştırdım ikisini. Ama yani Arto'yu bayağı bir zorladım. Sonra Arto tamam dedi, iyi tamam dedi. Aman dedi. Git başımdan. Aynen öyle yani. Arto tamam dedim yani. Ne yapmış? Ya bir sürü şey yazdım. Çünkü ya beni parayla ya da çantayla ya da bilmem neyle satın alamazsın. Yani ben yazmak istiyorsam yazarım. Yani bana dokunmuşsa veya bir şekilde yanlışsa yazarım. Arkadaşım da olsa yazarım. Yani ben öyle çok arkadaşımla yani çok harcadım. Çok papaz oldum. Aslında harcamadım da. Burcu ya benim artık? Aslan burcuyum. Yani bu çene hiç durmuyor. Yani bana da yazıyor. Yazıyorum ona da ya. Ama gerçekten kötülüğümden değil ama. Tutamıyorum kendimi. Tutamıyor. O refleksi çok iyi biliyorum. Evet ya. Tutamıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Benim şişiyor. Ha yani. Sen de tutamıyorsun. Tutamıyorum. İşte onun için diyorum yani. Onun için, ya onun için beni en iyi o anlar. Onun için çok iyi anlıyorum. Artık bir story atıyorum ama nasıl ya. Sinirliyim? 18 saat sonra yapıyorum. Ben bunu nasıl yapacağım? Nasıl bunu yapacağım? Ama harcamışız değil ama mi o harcamışız. Anda? Ama harcamak için yapmıyoruz. Tutamıyorum. Oradaki duygusal refleksimiz evet. O.
Yani tümüyle bu. Evet vallahi o ya. İnan Demet'i sevmediğimden ya da Hande'yi sevmedim. Mesela bu konuşmaları yapıyorum ya. Onları sevmediğimden değil. Bunların hepsi benim 20'şer yıllık minimum. Ama senin doğrun bu. Ve evet, bunu söylüyorsun. Doğrun yani. Bu olduğu evet. için bunu söylüyorum. O zaman niye yırtındınız? Niye bilmem ne yaptınız? Niye sen dışkı emojisi koydun? Niye bilmem ne yaptın? O zaman sen insanları aptal yerine koyuyorsun. Ben en çok ama biz aptal değiliz. O fanlara üzülüyorum. O fanlar birbirlerini yiyorlar tamam mı? Evet. Ona kötü laflar ediyorlar. Ne oldu? İnsanlar barışınca o fanlar ortada kaldı. Aynen işte. O fanlar ortada kaldı. Sence bu doğru bir şey mi? Asla değil. İnsanlar barışabilir ama bu kadar kavgada pisleşmesinler. Bel altı vurmasınlar o zaman. Sonra barışınca insanlar o yüzden kötü gözle bakıyor. Yoksa kimin barışması kimi mutlu etmez ki? Ben mutlu oluyorum. Tabii ki öyle. Aynen öyle. Ben kendim bile küstüğüm adamla barıştığımda mutlu oluyorum. Ama dolayısıyla bu kadar pisleşirsen sen ona yasaklı madde kullanıyorsun. Sen ona kızını laf ediyorsan o zaman orada duracaksın. Neler evet. ki bunlar bir iki tanesi. Bizim bildiklerimizi konuşmayalım evet. Ne peki yani? Devam edelim mi? Edelim hadi. Sırada.